Bilmiyorum. Cevap Evet, hakkınızı yani kullanırsam. dış dinamik meselesi işin biraz daha uzun boylu Sonraki. konuşuruz. Son bir aydır artık böyle bir yani değişiklik olduğu kanaatindeyim ben de. Yani PKK son bir ayki saldırılarının meşruiyeti varsa bir meşruiyet, o meşruiyeti Kürtlerin hakları ve taleplerinden almıyor. Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmelerin olası potansiyel fırsatlarından meşruiyet üretiyor. Yani Değişen bir bu evet nereden gücümü alıyorum değişen bir kaynağı boyut var. Doğru. önemli. Ama bu bütün bu tespitlere katılsak da katılmasak da bütün bunlar bu ülkede kendini farklı hisseden bazı vatandaşlarımızın dertlerinin olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ya da bu ülkede yönetime katılım mekanizmalarımızın olmadığı gerçeğini değiştirmiyor. Ya da bu ülkedeki ortak kadere beni mecburi vatandaşlıktan gönüllü vatandaşlığa, o duygudaşlığa giden yolu açmıyor. Dolayısıyla demokrasi dediğim şey birazcık da risk rejimidir. Yani biz bütün dertleri çözsek bile, biraz önce Şükrü Bey'in de altını çizdiği işte Kürtlerin kültürel hakları ki meselenin tek boyutu da onlar değil ayrıca genel olarak ülkenin demokratikleşme, yönetim vesaire problemleri var ama yine de azdır veya çoktur. Kaderini ve geleceğini bu ülkede görmeyecek birileri olacaktır. Demokrasi risk rejimidir. Ve onlarla mücadelenin yolu her devletin olduğu gibi başka bir şeydir. Ama burada meselemiz şu anda zaten devletle vatandaş arasındaki mutabakat bozulmuş durumda. Ve bu sadece Kürtlerde değil ki. Yani bunu sadece Kürtler üzerinden gördük ve okuduğumuz zaman başka. Ama şu anda birçoğumuzun farklı sebeplerle Alevilerin de devlete güveninde, dindarların da devlete güveninde ya da kendini modern veya laik hissedenlerin de devlete güveninde sorun var. Devletle yeniden toplumun barışması, yeniden devletin inşası, yeniden bu güvenin inşası yani hukukun yeniden inşası ve yönetimin yeniden inşası demek. O yüzden mesele yalnızca Kürt veya hele PKK meselesine kitlersek bu fırsatları kaçırıyoruz. Üstelik buradaki derdi görmezlikten geliyoruz. Yani benim itirazım asıl burada. Ümit Bey'e dönüyorum ama bir şey. Geçen günkü programımda Perşembe akşamı ben Mehmet Metiner'e AK Parti milletvekili, Adıyaman milletvekili devlet hükümet meselesinde devlet ve hükümet aynı şey mi dedim. O da bana hafif sinirlenerek ne demek istiyorsunuz Şirin Hanım? Artık biz yönetimde olduğumuzdan beri devletle hükümet aynı şeydir dedim. Buna da çok eleştiri aldım. Destekleyenler oldu, çok karşı gör. Siz de burada bu devlet hükümet ayrımını yaparak mı konuşuyorsunuz? Devlet Hayır, diyorsunuz artık sürekli. belki yani Ya devlet kim, hükümet Mehmet kim? Bey'in aynı şeyin kastetmediğini sanıyorum ama yani en azından artık 2011 seçimlerinden beri öyle bir ayrılık olmadığını yani zihniyet anlamında AK Parti'nin de devletçi zihniyetle beraber olduğunu ve bütünleşik bir hal konuşuyor olduğumuz kanaatindeyim Hayır, çünkü bence. başbakana sorulduğunda Oslo görüşmelerini biz yapmadık, devlet yapmıştı Hayır. dedi. O ayrımı Çünkü AK koymuştu da. Parti'de hayır O ama yüzden. AK Parti'de varoluşu ve bu kadar oy potansiyeline ulaşması toplumun ve toplumun ağırlıklı olan belli bir kesimi adına devletle toplum arasındaki o mutabakatsızlığa ürettiği itiraz ve ürettiği vaatti. Evet. Şimdi o iktidara yerleştikçe kendisi de devletleşirken devleti de bir miktar değiştirdi elbette. Ama bugün geldiğimiz noktada benim devletten devletçi zihniyetle kastettiğim şudur. Yani altını çizeyim. Bizde devletin varsayımı karşısındaki vatandaşın, toplumun tek tipli insanlar olduğu, aralarında farklılıkların olmadığı ve genel hukuk düzenimizde devletin vatandaşa hizmeti üzerine değil, vatandaşın devlete karşı ödevleri üzerine kurulu olduğudur. Şimdi görüyoruz ki farklılıklarımız var. Dolayısıyla bu yapıyı yeniden inşa etmemiz lazım. Yani bu keşke bu halle yani silahla ölümlerle konuşmuyor olsaydık. Ama bu sadece Kürt meselesinden dolayı değil. Yani Kürt meselesini şöyle de tarif edebiliriz. Bütün bu son yüzyılın Türkiye'deki modernleşme, kalkınma, Avrupalılaşma, Avrupa Birliği neyse bütün bu süreçlerine Kürtlere dair Kürtleri ilgilendiren kararlara Kürtlerin katılamamasının ürettiği sorunlardır diye de okumak mümkün. Eğer bu okuma doğru ise aynı biçimde Türklerin de katılamadığı süreçler var. Aynı biçimde Alevilerin de katılamadığı süreçler var. Dolayısıyla hepimizin meselesidir artık mesele demem o. Sadece Kürtlerden veya sadece Kürtlerin kültürel haklarından ibaret
bakmak o zaman giderek yalnızca PKK'ya da kitlenmek gibi bir denkleme doğru varıyor. Evet. Evet. O yüzden düşünce sistematiğimizi Türkiye'de kurmalıyız diye söylüyorum. İki, şöyle de bir tuzak var. Meseleyi sadece Kürt siyaseti, Kürt meselesi, PKK diye konuştuğumuz zaman sanki bütün Kürtler aynı çizgedeymiş gibi bir algı oluşuyor giderek bütün toplumda. Halbuki böyle değil. Yani Kürtlerin arasında da farklılıklar var. Kürtlerin arasında da dindarlar var, muhafazakarlar var, modernler var. Yani ne demek siz mantıklıydın mı? Biz giderek böyle bir toptancı mantık ve o giderek o toptancı mantığı da güvenliğe ve PKK'ya endekslemek gibi bir risk bizim yarına dair taleplerimizin önünü kesiyor. Şimdi bakın yani dündü yanılmıyorsam mesela çok alakasız bir örnek gibi duracak ama bu zihni esaret nereye geliyor diye örnek diye söylüyorum. Milli Eğitim Bakanı, Sayın Milli Eğitim Bakanı eleştirilere cevap veriyor 4+4 eğitim sistemiyle ilgili. Söylediği cümlelerden birisi bu eleştirileri yapanların PKK yandaşları olduğu. Şimdi eğer buralara kadar gelirsek ve bütün muhalefet, bütün itiraz, bütün yeni talep, bütün özgürlük, hak, hukuk taleplerimizi, adalet talebimizi, eşitlik talebimizi, her şeyi PKK'ya kitlemeye başlarsak buralara varırız ve bu zihniyeti aşamayız. Bu anlamıyla bu geleneksel, klasik, 100 yıldır bu ülkede, bu topraklarda olan devletçi zihniyettir. Şu parti, bu organ, bu kurumdan bağımsız olarak konuşuyorum. Bu devletçi zihniyette yeniden bir hizalanma var ve bunu tehlikeli buluyorum. Yeniyi kurmak, yeniyi geliştirmek, yeni toplumsal mutabakat üretmek açısından. Ki bunda hükümetin en iyi anlaması gereken hükümet olması gerekiyor. Zamanında çünkü dindarların taleplerinde toptan bir şekilde şeriatçılar talep evet. ediyor diye bakıldığı bir dönemden geçtik. Aynen. Şimdi her şey PKK istiyor. Buyurun Ümit Bey, ne düşünüyorsunuz? Şimdi Şirin Hanım biraz önce Sayın Büyükelçime bir soru sordunuz ve tam da şimdi hani bunları konuşmamızın zamanı değil mi diye birazdan program bitecek dışarıya çıkacağız. Allah korusun eğer bir kapkaççı yanınıza yaklaşır ve çantanızı çalmak isterse sanıyorum ona çantanızı verip arkasından da onu bu yola düşüren psikolojik ve sosyolojik ve ekonomik nedenleri tartışmazsınız. Aksine kendinizi ve çantanızı fiziksel güç kullanarak da savunursunuz. Doğrusu da budur. Başka bir türlü davranışın psikolojik olarak normal bir izahı olmaz. Şimdi bir terör örgütü arkasında %6,5'luk bir destek, altılık bir destek. O desteğin de ne kadarının sandık üzerindeki terörize hakimiyetle elde edildiği ayrı tartışma konusu. Her gün çocuklarımızı öldürerek, vatandaşlarımızı katlederek geriye kalan %93'e bir şey dayatıyor. Biz buna, bu sürece bundan sonra demokratik bazı çevreler en azından demokratik talepler ve bu dayatılanlara da Türkiye'nin demokratikleşmesi diyoruz. Siz nasıl çantanızı ve kendinizi savunursanız bu milletin de kendisini nefsi müdafaa ve devletini savunma hakkı vardır bu terörist örgüte karşı. Bugün olan da budur. Türkiye'de sosyolojik olarak bir Kürt sorunu yok. Türkiye'de olan politik bir Kürtçülük sorunudur. O anlamda PKK dışında çok ciddi bir Kürt sorunu tanımlaması yapmak gerçekten çok zordur. Bakın dün Beytülşevap'ta şehit olan askerlerimizden bir tanesinin babası kendisine ziyarete gelen başsağlığına subaya şunu söyledi. Ben çocuklarımı terörün pençesinden kurtarmak için Van Erciş'ten buraya geldim. Onlar okusunlar diye. Annesi dedi ki kuru ekmekle büyüttüm. Hem dedi asker oldu hem hukukta okuyordu. Ondan sonra ve şehit oldu. Şimdi dedi silahını bana verin ben gidip çarpışacağım bunlarla. PKK'yla
mücadelede şehit olanların toplam %25'i Kürtçe veya Zazaca ana dile sahip yurttaşlarımızdır. Bu Türkiye'deki Kürt ve Zaza oranının çok üstündedir. Yine 1923'ten 2012'ye kadar Metin Heper'in kitabında tespit ortaya konulmuştur. Türkiye'deki bütün milletvekillerinin bütün dönemlerdeki %25'i Kürt kökenli veya Zaza kökenli olmuşlardır. Bunca yıl 84-2012 hakikaten uzun bir süre, yani aradaki durmayı 1999-2003 bir devre dışı bırakırsak, kaç kişi etnik çatışmalarda etnik ayrılma olur? Mesela işte siz Yugoslavya'yı gayet iyi hatırlarsınız, bilirsiniz. Hırvat Hırvat'ın yanına gitmiştir, Sırp Sırp'ın, Boşnak Boşnak'ın yanına. Şimdi kaç kişi kalkıp Suriye'ye veya Irak'a gitti? PKK'nın götürdüğü bir iki aşiret haricinde. Ve bugün Şemdinli'de daha yeni bir televizyon programında, hem de çok güzel bir televizyon programında, araştırmacı gazetecilik muhabir adlı, köyde bir anneyle konuşuyor. Çatışmanın devam ettiği ortamda, çok sıcak. Dedi, kaç evladım var dedi. İşte söyledi, işte oğlum var. Oğlun nerede dedi. Hani gelsin onu da göreyim diye. Oğlum askerde dedi kadın. Yani PKK en güçlü olduğu bölgede bile o çocuğun bir seçeneği var. PKK'ya katılmak ya da askere gitmek. O askere gidiyor. PKK bütün zamanlar içerisinde 100 bin kişinin eline belki silah verdi, vermedi. Ama korucuların, gönüllü korucuların sayısını ele alırsanız bunun 2,5 katına kadar çıkıyor. Şimdi onun için, yani PKK dışında biz Kürt sorununu çözelim. Doğrusu burada benim, yani iyi teşhis etmemiz gerekir, sağlıklı teşhis etmemiz gerekir ki meseleyi doğru bir çözüm geliştirelim diyorum. Demokratikleşme konusunda söylenilenlerine hiçbirisine itirazım yok. Hukukun üstünlüğü konusunda söylenilenlere hiçbir itirazım yok. Ben Türkiye'nin bugün yarı hegemonik bir siyasal sisteme AKP eliyle kaydırıldığını, hukuk devletinin zemininin ortadan kaldırıldığını, bunun kitabını yazmış bir akademisyen. Evet. Onun için biraz önce Bekir Bey'in söylediklerinin hiçbirisine itiraz etmem. Hepsinin altına imza atarım. Evet. Türkiye daha demokratik bir ülke olmak zorundadır ve Türkiye demokrasi çevresine ihraç eden bir ülke olmalıdır. Bugün Suriye politikamız gibi değil yalnız. Yani daha farklı yollarla Türkiye'nin bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ancak PKK meselesini, eğer doğru dürüst çözecek yöntemi geliştirmezseniz, bunun sonucu Türkiye için bir felakete, Orta Doğu'da çıkmakta olan bölgesel iç savaşın Türkiye'yi ağır bir şekilde etkilemesine neden olacaktır. Peki. Ve son 3 senede açılım adı altında yapılanların aslında Türkiye'de birliği ve bütünlüğü değil ama ne yazık ki ayrışmayı güçlendirdiğini görüyoruz. Yalçın Doğan bir kısa bir süre önce bir anket yayınladı. Diyor ki ankette, Bekir Bey anketi biliyordur muhtemelen. Çünkü ben de bir adını vermek istemiyorum şimdi, izin almadım kendisinden, ama onun da bir arkadaşından dinledim ben şeyi, anketi. %23'ü Kürtlerin bağımsız devlet istiyorlarmış bugün. Bu 3 sene önce hangi Kürtler? Türkiye'de %6'ydı. Türkiye Kürtlerinden bahsediyoruz. Evet, Türkiye'deki Kürtler üzerine yapılan bir araştırmadan bahsediyoruz. Evet. %47'si PKK'nın terör örgütü olmadığını düşünüyorlarmış. Şimdi bu noktaya neden geldi, nasıl gelindi? Kısa bir anekdotla anlatayım, bitireceğim bu bölümdeki evet. Söylediklerimi. Bir arkadaşım, iş adamı bir arkadaşım Batman'da çıkıyor otelden havaalanına gitmek için, biniyor taksiye ve giderken yolda şoför aniden diyor ki, abi bak ben Arap'ım, hanımım Kürt. İki tane evladım var, ellerinden öper. Onlar da Türk oğlu Türk diyor. Bu konuşma nereye gidecek diye merak ederken adam devam etti. Bakın diyor, siz
örgüte orada taviz verdikçe burada bunlar başımıza biniyorlar. Artık ne yapacağınıza karar verin de biz de bilelim. Şimdi bakın, ben bunu Güneydoğu'da, Anadolu'daki normal, politize olmamış, çok geniş bir kitle için çok ciddi bir Ankara'ya yolladığı aman dikkat edin ya, yanlış şeyler yapıyorsunuz sinyali olarak okuyorum. Bölgeyi PKK'nın psikolojik operasyonuna ve baskısına terk etmeyelim. Bir terör örgütünün hakim olduğu bölgede, halkı terörize ettiği bölgede demokrasiden zaten bahsedemeyiz. Peki, bu önce ne? Terör örgütünün etkisini kaldırırsınız, ondan sonra serbest seçimler gerçekleşir. Şimdi, bugün Güneydoğu'da serbest seçim yok. Evet. Bunu başbakan kendisi de söylüyor. Biz sandık güvenliğini sağlayamadık diyor. Başbakanın sandık güvenliğini sağlayamadığı, başbakanın Hakkari il başkanının güvenliğini sağlayamadığı, daha da açık söyleyelim, yani başbakan ve bakanlar kurulu üyeleri bugün Hakkari sokaklarında rahat yürüyebiliyorlar mı? İçişleri Bakanlığı'nın yürüyemediğini gördük. Şimdi, nasıl Hakkari'de normal bir demokrasiden bahsedilebilir? Ümit Bey. Önce terörün belinin kırılması lazım. Ondan sonra her şey konuşulur. Ümit Bey, şimdi konuşmanızın başında şöyle bir ifade kullandınız. Örgütün %6,5'luk bir desteği var. Buradan BDP'yi kastediyorsunuz. Dolayısıyla BDP'ye, evet, BDP oy verenlerini %6,5'luk bir oranı, ki baraj olduğu için tam olarak da ne oy alabileceklerini bilmiyoruz BDP'lilerin. Ama topyekün PKK'ya destek veriyor olarak adettiğinizi anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Ya bunun için bakın şöyle, bir an için öyle kabul ediyorum. Ben bunların hepsinin PKK'ya giden oy olduğunu düşünmüyorum. Yani protesto oyu da var içerisinde, manipüle edilmiş oy da var. Ama maksimum işte bu. Daha fazla değil. Peki. Buradan isterseniz buyurun Şükrü Bey. Efendim şimdi daha tartışmayı ilerletmeden bir hususu belirtmek istiyorum. Şimdi biz MÜİT'te aynı zamanda işin bir tarafını görüyoruz, o bir tarafını pek göremiyoruz. Bakın şimdi PKK, BDP çözüm önerilerini biliyoruz değil mi? Yani Kürt kimliğinin anayasal olarak tanınması isteniyor, ana dilde eğitim hakkı isteniyor, özerk yönetim isteniyor, ekonomik kalkınmanın sağlanması isteniyor, seçimlerde barajın kaldırılması isteniyor, genel af sağlanması isteniyor ve Öcalan'ın bir süre ev hapsinden sonra serbest bırakılması isteniyor. Şimdi yalnız acaba Türkler, Türk toplumu ne istiyor? Türk toplumu nasıl düşünüyor? Şimdi ben buraya gelmeden önce Konda'nın sizin hazırlamış olduğunuz kitaba bir göz attım şöyle. Şimdi orada 2010'da yapılan Konda araştırmasına göre Türkler ekonomik kalkınma sağlanması ve terörün yok edilmesi dışında bunların tümüne karşılar, Konda'ya karşı. Yani ekonomik kalkınma sağlanmasını Güneydoğu'da %77 bir desteği var Türk tarafından. Efendim %74'ü de terörün yok edilmesi. İlk önce terör yok edilecek diyorlar, herhangi bir şey yapılmadan önce. Şimdi fakat 2011'de bir yeni araştırma yapıldı. Bunun hangi araştırma olduğunu şu anda açıklayamayacağım. Çünkü özel bir araştırma. Şimdi orada çok ilginç sonuçlar var. Ve bunları paylaşmam lazım. Çözüm için Öcalan'la görüşülmesine kuvvetle karşı çıkıyor Türk toplumu. Türk toplumunun %83'ü Öcalan'la çözüm için görüşemezsiniz diyor. PKK'ya genel af çıkartılmasını Türk toplumunun %81'i kabul etmiyor. Kürtlere özellik tanınmasını reddediyorlar. Özellik, demokratik özellik denen kavramı %95'i Türk toplumunun kabul etmiyor. Şimdi Kürtlere bugünkünden daha fazla hak ve özgürlük verilmesinin bölünme ve iç savaşa yol açacağına inandığını %75'i Türk toplumunun söylüyor. Ana dilde Kürtçe eğitime izin verilmesini Türk toplumunun %73'ü istemiyor. Belediye, hastane ve mahkeme gibi kamusal alanlarda Kürtçe hizmet verilmesine karşı Türk kamuoyu %83 oranında. Evet. Camilerde Kürtçe hutbe ve vaaz okunmasının istemediklerini söylüyorlar. %87'si Türk toplumunun. Şimdi böyle bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir durumla
karşı karşıyayız. Şimdi böyle bakınca işe bir de Türkiye'de bu şekilde terör tırmandırılırsa o zaman hakikaten ciddi bir durum ortaya çıkıyor. Fakat o zaman ister istemez güvenlikçi yaklaşımlara ağırlık vermek gerekiyor. Peki ama o zaman şunu sormak isterim. Bekir Bey de belki katılabilir. Hayır ben... Size soracağım. Bütün bunları istemeyen Türkleri aynı soruları şöyle yöneltsek. Almanya'daki Türkler için ne istiyorsunuz? Ne diyecekler? Türkçe eğitim istiyoruz, Türkçe hutbe istiyoruz, Türkçe cami istiyoruz, Almanlarla eşit vatandaş olmak istiyoruz. Bulgaristan'daki Türkler için aynı şeyi istiyoruz. Yunanistan'daki Türkler için aynı şeyi istiyoruz. Türklerin yaşadığı bütün... Şimdi dolayısıyla biz ne kadar burada isteklerimizde şöyle bir durum var. Toplum olarak anlıyorum samimiyiz. Tabii Hatice, anlıyorum. Bu bir çelişki değil mi? Bunu sormak istiyorum. Bence çelişki değil çünkü Türkiye'deki durum çok değişik. Türkiye'de şimdi terörü bu şekilde tırmandırıyorlar. Yani bu sabah akşam televizyonda, gazetede efendim eşimiz, çocuklarımız devamlı olarak bu şehit haberlerini görüyor. Bu konularda suallere maruz kalıyoruz. Türk devleti neden bunun üzerinden gelemiyor? Bu ülke böyle mi olacak? Ülke elden mi gidiyor diye soruyorlar. Benim çocuklarım bana soruyor. İçeridekiler ve dışarıda yaşayanlar soruyorlar. Yani o durumdan çok ciddi bir durum var. Binaenaleyh şimdi yapılan kamuoyu yoklamalarında şu söz gösteriyor. Yani bu memlekette yaşayan insanların %85'i ben Türk'üm diyor. Ve o %85'in efendim sorulduğu zaman onlar şu biraz önce bir üç oldu musları belirtiyorlar. Demek ki biz çözüm ararken bunu dikkate alacağız. Evet. Bekir Bey, sizden devam edeceğim. Şimdi Bekir işte Bey. Burada zaten soru galiba tam burada başlıyor Şükrü Bey. Bir, o geri kalan %15'i ne yapacağız? Ay'a ihraç etmek ya da tümünü yok saymak. O da %15'i değil. Yani geri kalan %10'u 11'i bildiğiniz gibi. Yani en azından bizim yani araştırmalarımıza göre Kürtlerin oranı çocuklar dahil %18. Ki başka azınlıklar da var ama söylemeye çalıştığım şey başka. Tam Şükrü Bey'in son cümlelerini şöyle de okumak mümkün. Hakkari'de diyelim Şükrü Bey Hakkari'de bir emekli avukat ve çocukları diyor ki ya baba biz her gün sabah kalkıp internetten dağdaki abimiz ölenlerin arasında var mı diye mi bakacağız? Hep Türkler bizim dilimizi böyle mi yapacak? Hep sokaklarımızda böyle tanklar mı dolaşacak diyor. Yani şimdi bu sözü onların da kardeşimiz, yurttaşımız ve bu toprakların insanları olarak kabul edip o duygu halini anlamamız lazım. Bizim burada kutsallık atfettiğimiz her şey ki doğru ve haklı tamam. Ama onların da kutsalları var, onların da duygusallıkları var, onların da hassasiyetleri var, onların da yaşadıkları var, kayıpları var. Şimdi o yüzden diyorum, bu eğer o duygulara kendimizi kaptırdığımız zaman ve sadece çoğunluk Türklerdir burada, böyle bir düzen kurulacak elbette diyebilirsiniz, çoğunluksunuz dersiniz. Ama hep bu veya benzeri problemlerle yaşamaya razı mı olacağız? Yoksa kardeşçe başka bir hayat mümkündür mü diyeceğiz? Şimdi o yüzden şimdi PKK 30 yıldır ne oldu bin tane örnek konuşabiliriz. Ama bunlar işi çözmüyor. Ve orada baştan beri onun için söylüyorum. PKK meselesine rehne olmadan konuşmamız lazım meselelerimizi. Ümit Bey'in sözünü etti. Evet formülasyonu öyle koyarsak yani bir yan kesici tantamızı aldığı üzerinden bir formülasyonun doğal sonucu o mantığa varmaktır. Elbette. Ama konuştuğumuz siyaset ve ortak hayatımız ve ortak kaderimiz sadece çanta çalındı veya çalınmadı kadar basit bir asayiş sorunu olsaydı keşke. Ama 90 yıldır böyle baktığımız için belki de zaten birikmişlikler var, yaşanmışlıklar var, acılar var. Hepimizin var, onların da bizim de. O yüzden ben ısrarla buraya takılmadan yarını konuşmamız ve yarına nasıl ulaşırızı konuşmamız gerektiği kanaatindeyim. Bunun da yolu hani hem de konuşmanın akışının biraz da olumlu katkısı olsun tartışmaları anlamında bir şu olmadığı kanaatindeyim. Akil adamlar meselesine de bağlayarak söyleyeceğim hem de birazcık tartışmayı olumlu bir yere doğru çevirmek adına. Şimdi deniyor ki mesela akil adamlar veya işte mecliste konuşmak var. Şimdi buradaki bütün mesele şudur.
yemeği konuşurken ya da bu tartışma programlarında şimdiye kadar hep kurguladığınız gibi, aynı zamanda size de bir somut öneri olarak söylüyorum bunu. Ya bir tane milliyetçi, bir tane de Kürt, bir tane de demokrat veya liberal, bir CHP'li olsun kurgusundan artık kurtulmamız lazım. Bir sosyolog, bir antropolog, bir toplumsal psikoloji uzmanı, bir ekonomist olarak burada konuşuyor olsaydık bu meseleyi belki daha somut çözüm üretecektik. Aynı şey bu akil adamlar meselesinde de. Bir akil adam diye kastedilen kimdir? Bilenlerse böyle bir kavram yok. Yani benim çok biliyor olduğum sıfatını kim belirliyor? Yani böyle bunun bir toplumsal karşılığı da yok. Ama şuysa, konuşabilen ve siyasetin bugün yapamadığını veya silahların ağırlığı gölgesi düşmüş zeminde diyalog yolu üretebilen insanlar diye bakıyorsanız, o zaman işte Türk siyasetini veya PKK çizgisini veya BDP ne diyecekseniz adını veya kendi içindeki farklılıkları da veya da bu taraftaki yani Türklerin farklılıklarını da her siyasi temsilcilerin olabildiği ama farklı oldukları alanın konuşabilmelerinden, uzlaşabilmelerinden ve toplumda sözlerinin bu konuşabilmekten ağırlığı olan insanlar, yoksa adlarının önünde sükseli bir takım sıfatlar olmasından alan bir komiteyle, kurulla falan bunu halledemeyiz. Yani ya da teröre karşı diyelim yürüyüş yapalım deniyor şimdi. Eğer yalnızca bir siyasetin temsilcileri yürüyecekse Cumhuriyet mitinglerinin 2012 versiyonunu yapmış oluruz başka bir türden. Ama buradan çözüm üremez. Ama eğer Kürtlerin de katıldığı, Sünni'nin de Alevi'nin de Türk'ün de Kürt'ün de katıldığı bir yürüyüş ve teröre lanet mitingi yapabiliyorsak veya şiddeti protesto mitingi yapabiliyorsak, evet bunun bir karşılığı var. İspanya'da yapılan ama gibi o zaman. Kürt, şimdi bütün bu konuşmalardan, yani Kürt yurttaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin duygularını, acılarını, bütün bunları yok sayarak, bütün bu konuşmalardan yarın sabah buradan bir de miting çağrısı yapalım, bunun bir karşılığı yoktur. Kendi kendimize de o %85 Türk, yarın 60 milyonda yürüyebiliriz. Ama yarın akşama problemin değişimine dair herhangi bir şey olmaz. Elde edilemez. Tam yani bu noktada bir şey başka söylemek bir şey yapmamız ama lazım. Tam bu noktada, tam bu noktada. Bir kere ben Sayın Ağırdır'ın bu görüşleri dile getirmesinden son derece mutluyum. Tabiatıyla bu şekilde karşılıklı bir diyalektik bir diyalog olacak ki doğru yolu bulalım muhakkak ki. Evet. Ve benim görüşlerine saygı duyuyorum. Yalnız şu husus var, bakın. Şimdi Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılmış olan çok kapsamlı bir araştırma var. Bu araştırmayı inceledim. Tekrar buraya gelmeden önce şöyle bir göz gezdirdim. Şimdi şöyle bir durum var, bakın. Yani Kürt kardeşlerimizin, onların efendim eğilimlerinden, onların hissiyatlarından bahsetti Sayın Ağırdır. Onun için söylüyorum. Şimdi BÜSAM yani tarafından yapılan ve Güneydoğu bölgesinde 19 ili kapsayan araştırma kapsamında görüşülen kişilere Demokratik Toplum Partisi bütün Kürtleri temsil etmektedir yargısı okunmuş. Demokratik Toplum Partisi bütün Kürtleri temsil etmektedir yargısı okunmuş. Deneklerin sadece %23,5'u bu görüşe katıldığını ifade etmiş. %47,5'u ise katılmadıklarını belirtmiş. Ana dili Zazaca olanlara gelince onların sadece %14'ü bu görüşe katılmış. Evet. Şimdi bu bulgular ışığında Barış ve Demokrasi Partisi'nin oy tabanının PKK eğilimli olduğundan hareketle büyük ölçüde Kürt vatandaşlarımızın sadece %25'inin PKK'yı desteklediği sonucuna varırız. Onun için bugün biz karşımıza BDP'yi veya PKK'yı aldığımız takdirde geri kalan %75'ini Kürt vatandaşlarımızın dışarıda bırakıyoruz. Çünkü onlar PKK'nın bugün tutsağı. Ben o kişilerin ilk önce PKK tutsaklığından kurtulmaları gerektiği kanısındayım. Yani bu ortamda, bugünkü ortamda konuşma, görüşme, uzlaşma istediğiniz kadar arayın onu. Bu işin sonunda o %75'ini Kürt vatandaşlarımızın, toplumumuzun ki onlar rehine alınmış PKK tarafından
Onların görüşlerini alamıyorsunuz. Onların görüşlerinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Peki. O noktada ben size Ümit Bey katılacak zannediyorum bu noktada tartışmaya ama ben size sadece şunu sormak isterim. Bu noktada madem öyle. Birincisi neden neden Kürtlere sürekli onları kimin temsil ettiğini öğretme ve söyletme yani derdimiz var. Mesela Türkiye'de kadınları kim temsil ediyor? Alevileri kim temsil ediyor? Sünnileri kim temsil ediyor? Efendim diğer grupları kim temsil ediyor demiyoruz da neden PKK'yı kim temsil ediyor tartışmasında bu kadar ısrarlıyız? Bir. İkincisi sizin görüşünüzü almak istiyorum Ümit Bey'e dönünce. İkincisi PKK'nın dışındaki Kürtler, yani Kürtlerin arasındaki çok sesliliği yaratabilme şansını acaba bu ülke, bu devlet verebildi mi bugüne kadar? Çünkü bir baraj var, iki baro başkanları bile konuştuğunda otomatikman başka bir şey söyleseler terör örgütü yanlısı ilan ediliyorlar. Dolayısıyla bu ortam hazırlanmadan Kürtleri kim temsil ediyor sorusunu Türklerin tartışmaya açması garip olmuyor mu Şükrü Bey? Evet, birinci sorunuza derhal cevap vereyim. Yani şöyle bir durum var. PKK ve BDP'nin görüşlerini biraz önce okudum. 7 noktada okudum. Evet. Değil mi? Yani bu görüşlerle o bahsetmiş olduğum geri kalan %75'in görüşleri aynı değil. Onların ne istediklerini tam anlayabilir bilmiyoruz. Onların büyük bir kısmı Türkiye'nin çatısı altında kaderleri Türkiye'nin gelişmesiyle, geleceğiyle birleştirmek istiyorlar. Belki büyük çoğunluğu. Ama bunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Yani bu işin, şimdi bakın, yani bugünkü vahşet ortamında nasıl ondan sonra efendim başka türlü düşünebiliriz? Öyle bir radikal tutum var ki karşımızda, öyle bir vahşet var ki ister istemez bu da bizi belli bir radikal çizgiye getiriyor. Peki. Ümit Bey? Şimdi efendim neden böyle koyuyoruz dediniz, Kürtleri kimi temsil ediyor? Çünkü bütün terminoloji bu programda da genellikle Kürtler ve Türkler olarak konuldu. Oysa bu doğru bir terminoloji değil. Yani antagonizma, karşıtlılık Kürtlerle Türkler arasında değil ki. PKK, BDP ile diğerleri arasında. PKK, BDP bir bütün oluşturuyor. Onların temsil ettiği bir bağımsız Kürt devleti inancı var, politikası var, çizgisi var. Bunun içinde şiddet bir araç olarak görülüyor. Bir de Türkiye'nin geri kalan kısmı var. Yani %90 3,5. Şimdi belki Bekir Bey'e katılırım. Şu anlamda katılırım. %93,5'un vermiş olduğu şehit askeriyle, polisiyle, korucusuyla, siviliyle üst üste koyduğunuz zaman 12 bin civarındadır. Öte yanda PKK'yı destekleyen zebin işte %6 bunun içinden çıkıyor. Hani %6 diyorum ama bunu da hani ihtiyatla söylüyorum. Seçim sonucu bunu gösterdiği için söylüyorum. Onlar ise 1984'ten bu yana 28 bin, 29 bin tane çocuklarını kaybetmişler. Tabii yani nasıl şehitler bizde bir travma yaratıyorsa PKK'lıların çocukları da ölmesi de o ailelerde bir travma yaratıyor. Yani her şeyden önce bu bir insani bir şey. Bunu görelim. Ama bu insani boyutun dışında bizim burada konuştuğumuz şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1923'te kurulduğu şekliyle demokratik hukuk devleti, milli üniter devlet olarak varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği, topraklarının bir bölümünün üzerinde bir terör örgütünün egemenliğinin kurulup kurulmayacağı. Mesela İmralı'da avukatıyla görüşürken Abdullah Öcalan diyor ki PKK'lılar da diyor dağdan inerler, onlara da diyor bir peşmerge statüsüne benzer bir statü verilir. Bu da diyor bir çözüm süreci olur. Yüksekova modelinden bahsederken. Ha, Güneydoğu Anadolu'da 1990'lı yıllarda terörle mücadele eden subay ve polisler kurulacak bir komisyon tarafından yargılanırlar ve mahkum edilirler. Peki bu arada PKK lider kadrosuna ne olacak? En iyi ihtimalle onlar da İsveç'e yerleşecekler. Şimdi bunları şunun için söylüyorum.
karşımızdakilerin ne talep ettiğini, nasıl bir Türkiye veya nasıl bir Orta Doğu, nasıl bir Anadolu coğrafyası istediğini bilmeden biz bir başka hastalık sanki varmış gibi tedavi üretirsek buradan bir şey çıkmaz. Şimdi Kürtlere şunu verelim diyor. Ya adam istemiyor. Yani ben bu cumhuriyetin birinci sınıf vatandaşıyım. Ben bu bayraktan memnunum. Çocuklarımın bu ülkede okumasından, büyümesinden, askere gitmesinden, Türk ordusunun mensubu olmasından memnunum. PKK'yı da terör örgütü olarak görüyorum. Oğlumu da yolluyorum. Ondan sonra PKK ile savaşması için oğlum şehit olduğunda ben gitmeye hazırım diyen siz Van Ergişli babaya bu programa davet etseydiniz ne diyecektiniz? Ya sen illa da Kürtsün, PKK'nın istedikleri doğru, ondan sonra onları sana verelim mi? Şimdi bu olmaz. O zaman kategorileştirmeyi lütfen Kürtler ve Türkler diye yapmayalım. Kategorileştirme bir tarafta PKK ve destekçileri ve diğer tarafta da bütün Türk milleti, içindeki bütün farklılıklarla, folklorik farklılıklarla ilah. Peki bu iş çözülür mü? Yani şöyle bir algı da var. Ya biz bu işi çözemiyoruz zaten. Onun için bir başka yol bulup yani PKK'yı yatıştıralım. PKK'ya öyle şeyler verelim ki kabul olsun, kabul etsin. Ve ateş kessin, ondan sonra barış süreci başlasın. Şimdi ben bunun müzakere, bunun bir girişimiydi. Bunun mümkün olmayacağını söyledim de hala da söylemeye devam ediyorum. Ama esas söylemek istediğim şey şu. PKK mağlup edilemez mi? PKK terörü minimize edilemez mi? Etkisi tamamen ortadan kaldırılacak şekilde. Bunu hiç konuşmuyoruz. Edilebilir Halbuki mi? Halbuki ben bunun çok da mümkün olduğunu düşünüyorum. Nasıl? Yani çok zor değil. Ondan sonra ve yapılabilir. Askeri politik olarak gerçekleştirilebileceğini düşünüyorum. Nasreddin Hoca anahtarını kaybetmiş samanlıkta, dışarıda ararken görmüşler. Ya ne yapıyorsun hoca? Anahtarımı kaybettim. Nerede kaybettin? Samanlıkta kaybettim. Niye dışarıda arıyorsun? Burası aydınlık. Peki. Şimdi bizim bugün terörle mücadelemizde Nasreddin Hoca'nın samanlıkta kaybettiği anahtarı kapının önünde aramasına benziyor. Ne demek istiyorum? Tekrar bakın elimdeki haritaya döneceğim. Bu çok önemli çünkü. Yani bu millete artık yalan söylenmemeli. Çünkü sürekli bu millete bir yalan söyleniyor. İşte PKK terörü Suriye destekliyor, Suriye'den geldi. İran'dan geliyor. Hayır. PKK terörü hemen bakın şurada Türkiye Irak sınırında, Kuzey Irak sınırında 5 kilometre ile 15 kilometre içerisinde ki şu sarı kutularda PKK kampları bunlar. Yani Hakurk'dan sonra kampı, Kandil'e hiç gitmeye yok. Basyan kampı, Avaşin kampı, Zap kampı, Metina kampı, Haftanin kampı, Sinat kampı. Bakın tekrar ediyorum en uzağı 25 kilometre bunların. Peki biz terörle mücadeleyi niye burada vermiyoruz? Neden bu kadar büyük bir ordumuz var da, güçlü bir ordumuz var da bu ordu gidip bu kamplara oturmuyor ve buraları normal bir devlet düzeni sağlanana kadar işgal etmiyor. Ümit Bey, eğer bunu yaparsanız, çok özür dilerim araya gireceğim. Bunu yaparsanız bu program buyur. Yani herkese geniş gördüğünüz gibi konuşma süresi veriyorum ama araya girip size şunu sormak isterim. Şimdi siz neden gidip oraya oturmuyoruz deyince sanki bu mesele dün başladı. 3 gündür tecrübemiz var. 5. gün ne yapacağımızı konuşmamız gerekiyor gibi algılanıyor. Yani 1980 den beri, belki daha evvelinden beri bu meseleyle Türkiye uğraşıyor. 90'lı yıllarda bütçesinin %60'ını sırf bu terörle mücadele için askeriyeye yöneltti. Dünyanın en modern ordularından bir tanesini kurduğumuzu iddia ettik. PKK ile mücadele adı altında. Her türlü modern teçhizat var, her türlü imkan var. Ama biz hala
Daha çok yakın bir zamanda sınır karakollarının durumunu konuşur bulduk kendimizi. Hala işte sizin bahsettiğiniz gencecik çocuklar askere gitme ya da gitmeme seçeneğini bile yapamayan ve zorla askere gönderilen çünkü vatan mecburiyeti. Bunu konuşuyoruz. Yani dolayısıyla siz dediğiniz sorduğunuz zaman oraya gidip bu ordu niye oturmuyor? Bu çok uzun yıllardır sorulan bir soru değil mi? Buyurun. Bakın 1990'lı yıllarda ordu bu bölgeye yüzlerce harekat yaptı. Evet. Siz de hatırlıyorsunuz. Hı hı. İrili ufaklı. Çünkü PKK diyor ki burası cephe. Yani Türkiye cephe. Kuzey Irak'ta cephe gerisi. Cepheye gelir savaşırım, cephe gerisine gider otururum, dinlenirim. Kendimi yenilerim ve tekrar saldırırım. Şimdi 1990'lı yıllardaki mücadelenin özü şuydu. Cephe gerisini ortadan kaldırıyoruz. Bütün alanı cepheleştiriyoruz. Ve bundan dolayı sürekli giriş çıkışlar yapıldı. PKK da zaten 1997-98'de bu sınır ötesi harekatların başarısından dolayı yenilme ve çözülme noktasına geldi. Ama ben bunun da yetersiz olduğunu görüyorum, düşünüyorum. Yapılması gereken sadece sınır ötesi harekatlar değildi. Hayır. Bu bölgenin fiili Türk devleti tarafından uzun süreli işgaliydi. Neden? Çünkü bakın düşünün ki Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırında, Meksika sınırın Meksika tarafında bu tür bir bölge var. Ve bu bölgeden Amerika Birleşik Devletleri'ne sürekli saldırılıyor. Veya Polonya, Almanya sınırında, sınırın Polonya tarafında böyle bir bölge var. Almanya'ya sürekli saldırılıyor. Polonya devleti, Alman devleti Polonya'daki o bölgeye ne yaparsa, Amerikan devleti Meksika'daki o bölgeye ne yaparsa, ben de Türk devletinin Kuzey Irak'taki bu PKK kamplarına bunu yapmasını istiyorum. Yani bu PKK kamplarının işgal edilmesi, Kandil'e gitmeye hiç gerek yok. Ama bu sınırı 25 kilometreyi güvenlik altına alın, Türkiye'de PKK terörü çok kısa bir zaman içerisinde minimalleşecektir. Evet. Peki, özür dilerim. Bu minimalleşmeyi sürenize sağladıktan sonra Türkiye'nin üzerinde bir baskıyı kaldıracaksınız. Peki. Halkın üzerinde bir baskıyı kaldıracaksınız. Peki, Ümit Bey, müsaade ederseniz. Gerçekten o zaman çözüm demiştiniz ya, hani bu programın başında bir çözüm bulalım. İşte benim önerdiğim çözüm PKK terörüyle mücadelede. Evet. Ki bu hiç küçümsenmemesi gereken bir şey PKK terörüyle mücadele ve etkili mücadele Türkiye'deki çözümün ilk adımıdır zaten. Peki. Çok teşekkür ederim. Tekrar döneceğim size ama şimdi yani, Ümit Bey'in söylediği tabii bizim şu katılıyor musunuz? Bir ikincisi şu sorun çıkıyor. Bugün Kızıl Irak dediğimizde bir başka ülkenin topraklarından bahsediyoruz. Yani Irak'tan bahsediyoruz. Irak'ın bütünlüğünden bahsediyoruz. Konjonktürel olarak uluslararası ilişkiler uluslararası hukuk bakımından böyle bir çözüm müsavunabilir mi Türkiye? Böyle bir noktaya gelebilir mi? Ve siz nasıl düşünüyorsunuz? Ümit Bey'e katılıyor musunuz? Şimdi Birleşmiş Milletler'in saldırının tanımlanması diye almış olduğu bir karar var. 1974 tarihli bir karar. Bu karar şunu öngörüyor. Diyor ki bir ülkenin toprakları içinde eğer bir terör örgütü varsa ve bu terör örgütü komşu devlete zarar veriyorsa birinci sorumluluk o ülkeye düşer. Yani kendi topraklarındaki terör örgütünü tasfiye etmek onun görevidir. Eğer edemiyorsa terör örgütünün zarar verdiği devletin müdahale hakkı vardır diyor. Zaten bu esas itibariyle Birleşmiş Milletler şartındaki... Bunun terminolojisi terör örgütü mü olarak yapılıyor yoksa karşı ülkeye karşı silahlı mücadele veren gruplar olarak mı yapılıyor? Çünkü gruplar... kimine göre terör örgütü, kimine göre mesela biz de Suriyeli muhalifleri ağırlıyoruz. Bize göre muhalifler, Suriye'ye göre terör örgütü. Gruplar olarak geçiyor esas itibariyle oradaki ifade tarzı hatırladığım kadarıyla. Ama bunlar illegal gruplar. Ve bu illegal grup var bir devletin toprakları içinde. Bu illegal grup o devletin komşusuna zarar veriyor. Bu itibarla kendi toprakları içinde illegal grupların olduğu devlet o illegal grubu bertaraf etmekle, ortadan kaldırmakla mükellef, sorumlu.
Eğer edemiyorsa zarar gören komşu devletin müdahale hakkı var. Bu çok açık bir şey. Yani aynı zamanda bu Birleşmiş Milletler şartındaki meşru savunma hakkından da ortaya çıkıyor. O itibarla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte bu haritada gördüğümüz ZAP, Avaşin, Bamyan, Hakuk, Haftanin, Metina neyse o hakikaten bizim burnumuzun dibindedir. Oralara girip oraları silip süpürme hakkı var. Bütün mesele Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu hakkını kullanacak siyasi cesarete sahip olup olmadığı meselesi. Çünkü Amerika Türkiye'nin bu hakkını kullanmasını engelliyor. Siz buna cesaret mi dersiniz, akıl cesaret mı dersiniz? Cesaret diyorum. Çünkü böyle bir şey siyasi ki... cesaret dedim bakın buna. Cesaret, hayır, ısrarlı mısınız o manada söylüyorum? İsrarlıyım. Siyasi cesaret. Akıl böyle bir şeyi gerektirir mi? Yani şimdi bu kadar zul bir şey olabilir mi? Sizin yanınızda efendim terör örgütü var. Sizin bu kadar vatandaşınızı ortadan kaldırıyor. Ve siz eğer devletseniz, evet. Eğer buna layık olmak istiyorsanız buna karşı bir tutum alacaksınız. Şimdi esas itibariyle böyle bir durum var. Yani hazin olan durum budur. Bakın, şimdi 15 Ağustos 2012 tarihinde Amerikan Büyükelçisi Sarin Ricciardone bazı gazetecilerin affedersiniz Ankara temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Ve orada şu ifadede bulundu. Bu tam anlamıyla bu Şemdinli olayları olurken tam müzakereler iyi gidiyor derken ya bir kaçırma gerçekleşiyor ya da eylem yapıyorlar. Bu da müzakerelerde bir geri adıma yol açıyor. Ne zaman bir eylem olsa bu tür müzakereleri engellemek için yapılıyor. Böylece müzakereler geriye gidiyor. Yani Amerikan Büyükelçisi Türkiye ile PKK arasındaki müzakereleri destekliyor ve üzüntüsünü beyan ediyor. Diyor ki böyle olaylar bu müzakerelerin yapılmasını engelliyor diyor. Bir gazeteci müdahale ediyor. Siz Amerikan yönetimi olarak Kürt sorununa siyasi çözüm bulunmasını, sorunun müzakereyle çözülmesini öneriyorsunuz. Ama terör örgütü şehirlere saldırıyor. Adam kaçırıyor. En son bir milletvekilini kaçırdılar. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz deyince Büyükelçi aynen şu cevabı veriyor. Aygün'ün kaçırılması çok aptalca bir eylem. Ne Türk halkı ne Kürt halkına hiç kimseye yaramayacak. Bu eylem Türkiye'de özgürlük ve adalet beklentilerine nasıl yanıt verecek anlamış değilim. Ben de Türkler gibi tepki verdim. Kürt sorununun siyasi müzakerelerle çözümü en sorumlu ve umut verici yoldur. Hem hükümet hem de muhalefet partilerinin siyasi çözüm yolundaki çabalarını destekliyoruz, diyor Büyükelçi. Şimdi bakınız, Türkiye'de terör örgütü Şemdinli'de bayrak çekmek isterken ve orada kurtarılmış bir bölge kurmak isterken Amerikan Büyükelçisi bu şekilde ifadelerde bulunuyor. Yani bu ne demek? Bu PKK'ya cesaret vermek demek, yürek vermek demek. Ve aynı zamanda da şu oluyor, yani terörü bir nevi desteklemek demek. Şimdi bu olacak iş mi? Şimdi onun için yani esas itibariyle biraz önce bu işin dış dinamiklerinden bahsettik. Şimdi bakınız, Türkiye gayet müşkül bir durumla karşı karşıya. Suriye, Irak, İran ele vermişler, PKK'yı destekliyorlar. Ama PKK'nın askeri karargahı nerede? PKK'nın lojistik destek merkezi nerede? PKK'nın güvenli alanı nerede? Kuzey Irak'ta, yanı başımızda. Biz oraya bir şey yapamıyoruz. Bunu engelleyen Amerika. Demek ki ilk önce bizim bu konuyu Amerika ile halletmemiz lazım. Amerika neden PKK'yı destekliyor? Amerika PKK'yı şunun için destekliyor. Bir, ilk önce PKK'yı kullanarak Türkiye'nin İran'a yönelik siyasetini değiştirdi. 180 derece bizi geriye döndürdü ve İran'a karşı işte bildiğiniz gibi o füze kalkanını koyduk. Ondan sonra aramız açıldı. Arkadan Suriye konusunda bize bir istikamet verdi. Onu da yaptık. Ama bugün hala PKK'yı kullandırıyor. Ne için? Ne için? Çünkü Türkiye güveni yok. Yarın bir gün eğer İsrail'in veya Amerika'nın İran'ı vurması gerekirse en güvenli hava yolu Türkiye'nin üzerinden geçiyor.
Türkiye'yi yarın ondan sonra buna da mecbur etmek istiyor. Şimdi bunların Türk kamuoyuyla paylaşılması lazım. Anlatmamız lazım halkımıza. Ve Amerika'yla da Amerika'nın biz önemli bir müttefikiyiz. Amerika'ya karşı bizim elinde çok kozlar var. Amerika'nın stratejik iskalasında Türkiye'nin yeri yüksek. Ama bizim siyasetçilerimiz bundan kullanamıyorlar, bundan yararlanamıyorlar. Evet. Türkiye bu kadar ucuza satılacak bir ülke değil. Evet. Ama ilk önce bunu, değil mi? Yani kral çıplak dememiz lazım. Bunu halkımıza anlatmamız lazım. Türk kamuoyunu bu konuda hazırlamamız lazım. Peki. Bunu eğer söylemezseniz tabiatıyla bugüne kadar söylenmiyor bu pek. Konuşulmuyor. Söylemezseniz hakkınızı arayamazsınız. Evet. Şimdi bakın. Siz bir hususu daha belirteceğim. Çok özür dilerim. Siz Washington'da görev yaparken de PKK terörü ve PKK hayır, vardı. Yoktu. Siz o zaman PKK yeni başlıyordu o zaman. Amerika o zaman yanımızdaydı. Ben Washington'da görev yaparken Amerika tam anlamıyla bizim yanımızdaydı. Bu konu yeni başlamıştı. Ve hemen şunu söyleyeyim ben. Washington'daki görevim sırasında da ilişkilerimiz gayet iyiydi. Ve ben sadece Washington'daki 10 senelik büyükelçilik dönemimde değil, ondan önceki 6 senelik müsteşarlık döneminde ve ondan önce 6 senelik NATO Genel Müdürlüğü döneminde devamlı olarak Türk-Amerikan ilişkilerinin daha iyi olması için çalıştım. Bugün geldiğimiz noktada kötü mü diyorsunuz? Tabii, hayır. Bugün tam anlamıyla aldatıcı. Şimdi Türkiye diyor ki, Amerika da aynı şeyi söylüyor. Türk-Amerikan ilişkileri altın dönemini yaşıyor diyorlar. Altın devrini. Ama bu doğru değil. Değil. Bu doğru değil. Bu gerçekleri halkımıza anlatmamız lazım. Medyaya anlatmamız lazım. Bu konuda kamuoyu oluşturmamız lazım ki Amerika üzerinde etki yapalım. Yani benim şu söylediklerim şu amaçla Amerika ile ilişkilerimiz daha iyi olsun. Çünkü bu şekilde gittiği takdirde bir gün bu durum herhalde ülkede yürümeyecek. Peki, Bekir Bey, buyurun. Vallahi, Ümit Bey diyor ki eğer... oraya gidip oturalım. Şükrü Bey de diyor ki evet siyasi cesaret olsa yapılabilir. Şimdi tabii o yani işin bu tartışmanın bu geldiği safhadaki terminolojiyi ben anlamıyorum. Keşke onun için hani terör uzmanı yazan bazı arkadaşlar var ekranlarda zaman zaman görüyorum. Keşke burada öyle bir konuğunuz olsaydı o konuda yok, size cevap üreseydim. Yok ben sizin olmanızı tercih ediyordum. Benim ama bu konuda ben cevabım yok. Ben sizin olmanızı tercih ediyorum. Buradan bakarak bir yere varamadığımızı düşünüyorum. Şimdi bakın bu ülke dersimi de yaşadı. Bırakın başka detayları. Kendi toprağınızı bombalamak, kendi insanlarınızı topluca yok etmek, sürmek, ailelerden çocuklarını ayırmak dahi. Çözdük mü sorunu? Çözemedik. 35 yıldır bütün bu terörle mücadele ve sadece PKK diye baktığımız meselede 3 aşağı 5 yukarı zaman zaman hükümetlere bağlı olarak dozu fark etse de hangi hükümet hangi dönemde terörle mücadeleyi gevşetmiştir diyebiliriz ki? Yani böyle bir şey yok. Yani çünkü bir devletin bir güvenlik bürokrasisi var. Asker, polis, stratejileri var, alışıp düzenler var. Yani onun için hani gelmiş geçmiş bütün iktidarlar terörle mücadele ise eğer bu konuda hani tamam zaman zaman dozu farklılaşmıştır aralarında ama hangisi neyi eksik bıraktı ki? Yani askere de her türlü yetki verildi, her türlü silah da alındı. Sayın Erder, bakın böyle söylüyorsunuz ama... Harcanan paralar meydanda... Özür diliyorum, özür diliyorum. Müsaade eder misiniz? Bir husus soracağım, bir hususu belirteceğim. Çok özür diliyorum. Sözünüzü kestim. Şimdi bakınız. Nisan ayında, bu yılın Nisan ayında Barzani Amerika'dan döndü, Türkiye'ye geldi. İstanbul'da Sayın Başbakan'la görüştüler. Sayın Başbakan o zaman... Barzani gelmeden önce ve Barzani gittikten sonra şu ifadelerde bulundu. Dedi ki bir, ya Kuzey Irak'taki yönetim terör örgütünü temizler, eğer gücü yetmiyorsa o zaman biz gideriz ona yardım ederiz, bunu da istemiyorsa biz o zaman oraya gireceğiz dedi. Şimdi bunu söylerken başbakan sorumsuz bir ifadede mi bulundu? Hayır. Başbakan bunu söylerken son derece sorumluydu. Çünkü aynı zamanda biraz önce belirtmiş olduğum uluslararası hukukun Türkiye'ye verdiği imkanları da biliyordu. Peki itirazınız yani niye ben boşuna konuşmuyorum. Şimdi biliyorum biraz başka türlü konuşuyorsunuz ama şimdi bu
bunları nasıl unutursunuz? Sayın Başbakan... Hayır hayır, aksine ben herkes, bütün hükümetler bu konuda görevini yapıyor diyorum. Yani... Gör ki Barrazi yasaklık yapıyor diyordu. Değil mi? Bunları söyleyen başbakanımız şimdi. Bu itibarla yani ben bir gerçekten bahsediyorum. Yani hayır, bir uluslararası sadece... durum var ve bizim yanımızda, bizim yanımızdaki efendim hemen o yanımızdaki kamplara gidip oradaki teröristleri, ki onlar bizim askerimizi, polisimizi, efendim sivillerimizi öldürüyor, orayı temizleyemiyoruz. Bunu engelleyen bir devlet var. Bu sizin gururunuzu rencide etmiyor mu? Benim gururumu rencide ediyor. Ben bunu söylemek istirarındayım. Söyleyeceğim bunu. Üstadım bakın, tam da bıraktığınız cümleden söyleyeyim. Ben de tam da diyorum ki zaten bu sorun bizim sorunumuzken, bizimken çözelim. Yoksa 2015'te dünyanın veya bölgenin sorununu konuşuyor olacağız. Dünya bize bir şey dayatıyor olacak. Bu sorun şu aşamada hala bizim yurttaşlarımızın sorunu. Tamam, mesela ben de onu söylüyorum. Ve bunun da tek çözümü, bunu söyledim ben de. Tamam. Bunun da tek bir çözümü yalnızca terörü yenmek veya yenmemek üzerinden bakılamaz. Tabiatıyla tamamıyla sizinle aynı fikirdeyim. Tamam. Yani ama dolayısıyla o %75 vatandaşımızı terör örgütünün tutsaklığından kurtarmamız lazım. Efendim, onun için oradan başlamak gerekiyor. Başka çare kalmadı. Ben eskiden bu fikirde değildim. Başlangıçta ifade ettim size bunları. Fakat şimdi bugün gelinen noktada ilk önce Kürt toplumunu, vatandaşlarımızı PKK'nın tutsaklığından kurtarmamız lazım. Ondan sonra oturup onlara görüşmek, onların bütün haklarını karşılamak gerekiyor ondan sonra. Efendim, tutsaklar veya değiller ben bilmiyorum. İşte belli efendim. Tamam, o onların kararı. Onlar adına ben tutsaksınız siz falan diyemem. Yani bu mesele burada değil. Mesele geldiğimiz noktada, ama şunu anlıyorum. En başta da konuşmamı söyledim. Sadece son bir ayda yaşananların bile artık terörle Kürt meselesini ayıralım noktasını geçiyor olduğumuzu da söyledim. Çünkü doğru, bu duygu hali de anlaşılır bir şey. Buna da itirazım yok. Ama meseleyi çözmek istiyorsak bütünleşik bir çözümler yumağı konuşuyor olmamız lazım. Zaten sorun diyelim açılımda, diyelim 2000'de, diyelim Öcalan yakalandığı zaman da daha radikal çözüm yolunda adım atamamamızın sebebi hep bir parçasıyla işin tutmak ve terör veya PKK üzerinden bakmak. Şunu kimse söylemiyor zaten, ya da en azından ben bunu kastetmiyorum. Yani anayasa konuşalım deyince terör örgütü her gün vursun öldürsün destekleyelim falan diyen yok ki. Yani böyle bir şey, yani bu ülkede kimin, hangi siyasetçinin veya BDP'li milletvekillerinin bile bunu savunduğunu nasıl düşünebiliriz canım? Yani birazcık insaf ölçüleri içinde konuşalım. Geleceğimizi konuşuyoruz. 1,5 saattir aynı şeyi söylüyorum. Dolayısıyla bunun PKK ile mücadelesi de evet dahil. Ama diğer parçalarını aynı anda bütünleşik bir paket halinde doğru ve bütüncül bir hamle yapamaz isek, Türkiye bu sorunu giderek kendi elinden de kaçırıyor artık. Halbuki şu anda hala konuştuğumuz kendi geleceğimizdir ve kendi sorunumuzdur. Evet. O yüzden de diyorum ki yalnızca terör ve PKK üzerinden bu meseleyi konuşmaktan ibaret değil bu sorun. Şimdi önce daha bu duygu haline geçemeden neyi konuşursak konuşalım, gördüğünüz gibi ilerleyemiyoruz. Şimdi üniter devlet, doğru söylüyor Ümit Hoca, ama şimdi şu zihni sorunu da biliyoruz herhalde. Ümit Hocam da katılacağını sanıyorum, umuyorum. Yani merkeziyetçilikten ademi merkeziyetçilik diyelim, yönetim meselesinin, tartışmasının üniterliğe halel getiren ne tarafı var? Ama biz şimdiye kadar bütün tartışmaları böyle bir zihni yere veya PKK'ya bağladığımız için ilerleyemedik. Sonuçta bırakın Diyarbakır'ı, İstanbul'a 3. havaalanı yapılacakmış gelecek sene. Ve nerede yapılacağını hala ben bilmiyorum. Şükrü Bey de bilmiyor. Sayın Ardır, yapmayın şimdi... Allah aşkına. Allah aşkına yapmayın. Yani şimdi bakınız, tenkit ediyorduk bir süre önce. Oslo sürecini başlattı bu hükümet diye. Efendim, İmralı ile müzakere ediyor diye. %95 üzerinde anlaşılmış. O zaman zarfında bütün görüşmeler sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün harekat planları durdurulmuş. Adamlar son dakikada ondan sonra efendim bu işi bozuyorlar. Doğru. Yani kesinlikle anlaşma ve kesinlikle uzlaşma niyetleri yok.
Niyetler başka. Örgüt çözüm olarak PKK evet ama ben zaten burada PKK çözüm peşinde değiller. PKK efendim bunları siz gayet iyi biliyorsunuz. Ben de bunu söylüyorum. Çözüm peşinde değiller. Şükrü Bey, PKK yoktur diyen veya PKK ile mücadele edilsin edilmesin diyen yok. En azından bu tartışmada. Niçin anlaşamıyoruz? Mesele burada değil ki ama PKK'yı ne var etti şimdiye kadar? Hadi bir aydır Suriye meselesi, Amerika peki 90'da ne var etti? 84'te ne var etti? O başka. Gördünüz mü? Onların hesabını zaman, bırakıyoruz. Tamam efendim o zaman da yani bunu konuşalım demek PKK'yı destekliyoruz anlamına gelmez ki. Onun için diyorum ki zihnimizi bu tartışmada PKK'ya rehin ettiğimiz sürece ilerleyemiyoruz. Bizim meselemiz bu sorunu nerede çözeceğiz? Bu sorunu siyaset masasında mı çözeceğiz? Askeri alanda mı çözeceğiz? Ben diyorum ki bu siyaset alanında çözülür. Bunun da temsilcisi kimler oy almış gelmişse parlamentoda tartışarak ve konuşarak çözeceğiz. Efendim o önce zaman o zaman da CHP'nin biraz önce efendim belirtmiş olduğum toplumsal mutabakat komisyonu önerisini söylüyorum. Ona da herkes bunu kıvırıyor. Yani peki ne yapılacak? Herkes kim kıvırıyor mesela? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani pek o kadar... Tamam ama burada bir buçuk saattir üçümüz konuşuyoruz. Buradan sizden bahsetmiyorum efendim. Sizden bahsetmiyorum. MHP istemiyor diyorsunuz. Yani netice itibariyle madem ki bu iş... Şimdi efendim siyaset kurumu bu işi halledecek diyoruz. Tırnak içinde kullanıyorum. Sayın Başbakan ve diğer siyasi liderler bu lafı çok kullanıyorlar. Siyaset kurumu. O zaman tamam işletin bu sistemi. Kavganızı orada verin. Orada konuşun. Eğer orada bir kara kedi çıkarsa ve anlaşmak istemiyorsa tamam onu bir kenara koyun. Diğer üçünüz anlaşın. Bu BDP'lilerin dokunulmazlıkların kaldırılması meselesinde siz zannediyorum destek vermiyorsunuz değil mi Şükrü Bey? Yani BDP'liler sistem içinde ve mecliste kalmalıdırlar. Ve çünkü BDP'lilerin varlığı tartışma haline geldi. Herhalde bunu... Efendim ben BDP'nin kapatılmasını herhangi bir şekilde istemiyorum. Fakat BDP milletvekillerinde Şırnak yolunda o Şırnak olayları olduktan sonra PKK efendim militanlarıyla kucaklaşmalarında bir türlü hazmedemiyor. Peki. Onu da söyleyeyim. Bu millet de hazmetmiyor bunu. Çok hazmetmiyor. Kiminle konuştumsa çok tepkili bu konuda. O bakımdan o dokunulmazlık kaldırılması meselesinin bir çözüm yolu olabileceğini düşünüyorum. Peki Bey pardon lafınızın arasına girdik. Siz de tamamlarsanız Ümit Bey. Hayır burada mesele şu. Yani yeniden bütünleşik bir biçimde yeni anayasa dahil yeniden evet. Biz olmak meselesini parlamentoda ve siyaset zemininde konuşmamız lazım. Burada ben hep hala demin dediğim gibi aktörler üzerinden tek başına PKK, asker, şu bu hep bu tür tartışmalarda aynı şeye itiraz ediyorum. Yalnızca aktörler üzerinden konuşarak işi çözemiyoruz. Zihni bir takım engeller var çünkü. Burada da şöyle bir temel olarak şöyle bir meselemiz var. Eğer şimdiye kadar Türkiye'de özellikle hızlanan bir biçimde son 10 yıldır ve hatta 15-20 yıldır kimlik siyasetleri egemen oldu. İşte BDP çizgisi için Kürtçülük biraz önce Ümit Bey de söyledi. Veya diyelim CHP için laikçilik, AK Parti'nin izlediği dindarlar gibi sadece kimlik siyasetleri egemen oldu. Şimdi devlet zihniyeti dediğim yani türdeş tek tip varsayılan bir toplum tasavvurunu yenilemek için, devleti yeniden kurgulamak, yeniden inşa etmek için, devletten toplum arasındaki ilişkiyi yeniden üretmek için, o aradaki problematiği göstermek için kimlik siyasetleri belki yararlı veya bir lokomotif işlevi de gördü. Ama sorun şuradan itibaren başlıyor. Yeniyi üretmeye kalkıştığımız zaman kimlik siyasetleri yeninin önünde engel. Yani yeni anayasayı veya yeni toplumsal mutabakatı ben sadece Türklük üzerinden veya sadece dindarlar üzerinden örneğin ya da sadece modernler veya laikler üzerinden sadece Kürtler için gibi düşünmeye başlayınca yeniyi üretemiyoruz. O yüzden kimlik siyasetlerini aşan parlamentoda yeni bir tartışma ve konuşma zemini yaratmamız lazım. Sivil toplumun, medyanın, aydınların da bu konuda parlamentoyu cesaretlendirmesi lazım. Eğer ancak böyle bir mutabakat lan mesafe almaya başlarız. Güvenlik bürokrasisi de yapacağı işi daha güvenle yapar. Halbuki bu tartışma ve bu konuda bir bütünleşik proje ve fikir birliği olmadığı için görüyoruz ki
güvenlik bürokrasisinin içinde de, iktidarın içinde de, kamunun kendi kurumları içinde de, partilerin kendi içlerinde de bu işi askeri alanda çözelim diyenlerle, hayır bu işi başka türlü çözelim diyenler arasındaki mutabakatsızlıktan dolayı hep beraber patinaj yapıyoruz. Evet. Onun için bütünleşip yeniden bir biz olma projesine ihtiyacımız var. Ümit Bey, şimdi bir damarı sizden konuşmak istiyorum. Çok önemli. Şimdi burada başta Şükrü Bey'e sormuştum. Muhalefetin işi en kolay. Hele hele MHP'ninki en kolay. Çünkü MHP'nin söyleyeceği her sözün çok geniş bir kitlesi var. İşte bu Kürtler diye dediği zaman, işte efendim bunlar hain dediği zaman, vay vatanı bölmek istiyorlar dediği zaman zaten büyük bir kitleyi karşısına alabiliyor. Ama bu çözümü beraberinde getirmiyor. Demek ki MHP kilit partilerinden biri aslında. Ya da MHP'ye yakın duran isimlerin de söylemi açısından. Bugün PKK'yı konuşmayalım Bekir Bey'in dediği gibi. Bir kere kim yeni bir fikirle çıkarsa hemen onu terörist olarak adlandırmak söyleminden MHP vazgeçebilir mi? MHP yeni bir söylem geliştirebilir mi? Bekir Bey'in söylediği yeni bir şeyler söylemek noktasında artık daha nasıl diyeyim, kolay muhalefetten vazgeçerek bugün gelinen noktada AKP'yi de zorlayacak yeni bir noktaya gelebilir mi? Çünkü profesörler de terörist olabiliyor bir anda bu ülkede. Buyurun, pardon. Evet. Tabii ben Milliyetçi Hareket Partisi adına konuşamam. Hayır, ama sizin fikrinizi merak ediyorum. Sizin herkes, bahsettiğiniz evet. Milliyetçi Hareket Partisi'ne atfettiğiniz özelliklerin Milliyetçi Hareket Partisi'nde olmadığını biliyorum. Ve Milliyetçi Hareket Partisi Kürtler eşittir terörist diye bir yaklaşımı tarihinin hiçbir döneminde temsil etmedi. Aksine Milliyetçi Hareket Partisi'nin çıkış noktası sizden farklı olarak Kürtleri ve Zazaları ayrı bir millet, ayrı bir halk olarak değil, sadece Anadolu'da bin senelik birliktelik olarak da değil, soy birliği şeklinde Orhun abidelerinde yazdığı gibi kanıtı bir milletin parçası olarak görme noktasındadır. Bakın ben biliyorsunuz 2006 senesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na aday olmuştum. Hatırlıyor musunuz ben adaylığımı nerede ilan ettim? Hatırlamıyorsunuz değil mi? Hayır, Bekir Bey siz hatırlıyor musunuz? Doğu'daydı yanlış hatırlamıyorsam hocam. Erzurum, evet. Öyle bir şeydi. Hayır. Erzurum, Erzincan değil. Ben Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı Bingöl'de açıklamıştım. Yani Ankara'da değil. Evet. Bingöl'ün bir köyünde. Evet, bir ilçe merkez diye hatırlıyorum. Merkeze bağlı bir köyünde. Evet. Ve bir mezarı ziyaret ettikten sonra açıklamıştım. O da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bingöl Belediye Başkanı rahmetli Hikmet Tekin'in mezarıydı. Bu bir semboldü. Milliyetçi Hareket Partisi Güneydoğu'da milletvekili çıkarttı, belediye başkanı çıkarttı ve bu coğrafyanın bir parçası oldu. Bugün Güneydoğu'da Hakkari'de her yerde Türk milliyetçilerinin olduğunu biliyorum. Biliyorum değil, daha bugün buraya gelmeden mesela Hakkari'den sonraki Türk milliyetçisi arkadaşlarla, MHP'li arkadaşlarla konuşarak geldim son Şemdinli meselelerine. Ama Güneydoğu'da Milliyetçi Hareket Partili olmanın çok zor bir şey olduğunu siz de takdir edersiniz. Çünkü doğrudan PKK'nın nesi haline geliyorsunuz? Hedefi haline geliyorsunuz. Ve Milliyetçi Hareket Partisi veya daha geniş Türk milliyetçileri asla bir provokasyonu temsil etmediler 1984'ten beri. Belki siyasal olarak getirisi bile olurdu dar çerçevede bakarsanız. Ama bu Türkiye'ye, Türkiye'nin birliğine bir ihaneti temsil ederdi aynı zamanda. Onun için her zaman ne yaptılar? Bundan uzak durdular ve doğru olan buydu. Bundan sonra da doğru olacak budur. Ama ben tekrar ediyorum, ben meseleye Türk-Kürt meselesi değil. Hayır, bir tarafta PKK, bölücü çete ve öbür tarafta milletin geri kalan kısmı diye bakıyorum. Ama işte ben de o noktada söylemek istedim. Çünkü burada bir gruba ya da herkese kim PKK'dır, kim PKK değildir, kim teröristtir, kim terörist değildir meselesinde Türkiye'de her şeyin
karıştığına inanmıyor musunuz? Şimdi bugün üniversite hocaları sizin de, siz de mesela üniversite hocasısınız ve farklı bir fikir beyan ettiklerine bir anda çok kolay bir biçimde artık potaya atılabiliyorlar. Bunlar zaten terörist ve bölücü diye. Bu ayrımların, yani Bekir Bey'in o mutabakat meselesinde, bu ayrımların doğru yapılabilmesinde siz bugün MHP'ye bir görev, yeni bir söylem gereği düştüğünü düşünmüyor musunuz dedim. Çünkü öbür türlü yeni bir şey söylemenin imkanı tabii yok. Yine bu Milliyetçi Hareket... Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetkili organlarının kararını vereceği bir husustur. Ben seçimden sonra siyasetin tamamen dışına çekilmiş ve bir akademisyen olarak çalışmalarını sürdüren ben zaten önce fikrimi soruyorum. Bir insanım. Ama yani rahmetli Türkeş'ten Devlet Bey'in genel başkanlığına uzanan süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki tavrının ağırbaşlı, soğukkanlı ve toplumsal barışa her zaman hizmet eder bir noktada olduğunu gördüm, duydum, müşahede ettim ondan sonra ve yaşadım. Ve aynı zamanda bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi kadroları içerisinde ne kadar çok ana dili Kürtçe olan insan olduğunu biliyor musunuz? Parti yönetimi dahil. Ama Milliyetçi Hareket Partiler meseleyi etnik zeminde değil. Hayır, Türk oluşu bir hissediş, başka bir millete sadakat değil. Sadece bu millete, bu tarihe ve bu coğrafyaya sadakat olarak görüyorlar. Peki, Ümit Bey, reklam arası vermek istedim. Yani birazcık daha şey yaparsak konuşursak ben size Milliyetçi Hareket Partisi'nin programını anlatmak durumunda kalacağım ki programın amacı da o zaten, değil. Zaten ben de tam onu söyleyecektim. Bence Türkiye'de bu sorunu konuşmaktaki metot sorunlarımızdan bir tanesi bu. Çünkü yeni bir şey söylemek lazım, ne söyleyelim acaba diye konuşmaya başladığımızda herkes savunmaya geçiyor. MHP'lilere dönüp siz yeni bir şey söylemek istemez misiniz deyince dönüp ama biz işte şöyleyiz. CHP'ye sorduğumuzda o biz 80'lerde Kürt raporu yazdık. AKP'ye sorduğumuzda işte zaten CHP böyle. Ben de o yüzden yeni bir şeyler söylemek noktasında biraz zihin kurcalayalım diye soruyorum. Yoksa ben size MHP ne yaptı, ne yapmadı, ne yapmıştı anlamında sormadım. Çünkü buradaki kilit partilerden olduğu için o manada sormak istemiştim ama bu arada sürem bitti. Çünkü herkes çok savunmada. Kimse ya belki de şuralarda hata yaptık, şöyle de söylesek farklı bir şey olabilir noktasında çok az söylenebiliyor. Onu söyleyenler de doğrudan kara kedi ilan ediliyor da o manada sormuştum. Kısa bir reklam arası vereceğim. Sonra devam edeceğiz efendim.